16 yıldır TUSAŞ'ın içerisinde uzay bölümü kuruldu. Bu süre içerisinde çok büyük gelişmeler gösterdik. Şu anda uzay sistemleri entegrasyon test merkezindeyiz. TÜRKSAT 6A'nın uzaya gidecek uçuş modeli, ondan evvelki işte mühendislik modeli dediğimiz modeller üzerinde entegrasyon, montaj, test faaliyetlerini yapıyoruz. Hazırlıkları yapıyoruz testler için. O projede bayağı güzel bir şekilde, ileri bir şekilde gidiyoruz. Bir haberleşme uydusu TÜRKSAT için tahmin edeceğiniz gibi. Ama bunun dışında da yine projelerimizde TUSAŞ olarak devam ediyoruz projelerimizi bitirmeye. En önemli yine bir haberleşme uydumuz artık tamamen elektrikli itki sistemiyle çalışan uluslararası pazara özellikle başlayıp ona yönelik olarak başladığımız bir haberleşme uydusu yine. Buna biz şimdilik Small Geo diyoruz ama bir tabii onun da bir markası olacak yani yakında. Bununla bir geliştirme projesi olarak gidiyoruz. Small Geo haberleşme uydusu geliştirme. Geliştirme faaliyetini Arjantin'de bir firma var, INVAP diye. O firmayla beraber %50 kurmuş olduğumuz, Ankara'da kurmuş olduğumuz GSATCOM Uzay Teknolojileri Anonim Şirketi vasıtasıyla yapıyoruz. Beraber kurduğumuz bu şirket çerçevesinde iki şirket, TUSAŞ Uzay artı INVAP'ın yine uzay bölümü, o da farklı bir konularda da çalışmasına rağmen, ikimiz beraber ortak ekipler şeklinde geliştirme faaliyetini devam ettiriyoruz. Bu esnada da yani tabii iş geliştirme faaliyetleri de yaptığımız için bir müşterimiz de şu anda oldu. Arjantin'de, Arjantin'in operatörü dediğimiz, bizim de operatörümüz var burada. TÜRKSAT 6A'yı onlar için yapıyoruz bildiğiniz gibi. Onların da operatörüne Small Geo, geliştirdiğimiz Small Geo haberleşme uydusunun dayalı bir haberleşme uydusu yapacağız. Buna HTS diyorlar, İngilizce High Throughput Satellite diyorlar. Yani yüksek veri transferi yapabilen, yüksek kapasiteli bir haberleşme uydusu. Allah'a şükürler olsun şu anda uluslararası alanda GSATCOM şirketimiz yani böyle bir ihracat yaptı yurt dışına. Uzay alanında çok önemli, bizim açımızdan değerlerimiz çok önemli, başarılı bir olay olarak görüyoruz bunu. Bununla beraber aslında devam etmek gerekirse, tabii başka ülkelerde de yine ne diyelim o ihalelerimize girdik. O da çok önemli yani GSATCOM'u yakın zamanda 2 yılı biraz aşkındır kurduk. Tabii burada destekleyici GSATCOM'un TUSAŞ ve INVAP. Bu minvalde bir ihalelere de girdik. Özellikle Kazakistan'da bir haberleşme uydusu ihalesine girdik. Son ana kadar çok iyi bir şekilde getirdik. Hep önde ilerledik. Dolayısıyla uluslararası arenada başka fırsatları da takip ediyoruz. Başka ülkelerin de yine haberleşme uydusu ihtiyaçları var. Onları takip ediyoruz. Oralarda da teklifler vermek için fırsatları kolluyoruz. Yakında yani bir uydu daha yine Small Geo tabanlı bir haberleşme uydusu şeylerine de görüşmelerine de başlayacağız. Hayırlısıyla devamı da gelecek. Yani bu ikinci uydudan sonra daha sonraları da gelecek. Çok hızlı bir şekilde bu uyduyu yapmayı planlıyoruz. Deminki söylediğim gibi elektrikli bir itki sistemine sahip, kütlesi düşük. 2 tane uyduyu fırlatıcıyla gönderebiliyorsunuz yan yana üst üste. Ondan sonra böylece fiyatlar bayağı düşüyor bu minvalde. Hem fırlatmadan dolayı hem de uydunun kendi yapısından dolayı gayet maliyet etkin çözümler üretebiliyoruz. Geleneksel çok büyük uydulara, çok yüksek kapasiteleri uydulara nazaran onlar gibi yine 15 yıldan daha fazla çalışıyor. Kapasiteleri yine yüksek ama daha maliyet etkin çözümler üretebiliyoruz. Yurt içinde de görüşüyoruz. Yani operatörümüzle de onlarla da daha evvelden de bahsettik onlara. Yani haberleşme uydusu noktasında şu anda sizden TÜRKSAT 6A'dan bahsettim. Small Geo dediğimiz ürünümüzden bahsettim. Müşterimiz olduğundan bahsettim. Bu minvalde artık yani haberleşme uydularını yurt içi imkanlarla yapabilmeyle ilgili bütün kabiliyetleri kazanmış durumdayız. Yani gerek savunma
savunma sanayindeki haberleşme uydu ihtiyaçlarımız olsun, ki var yani şu anda o proje. Ordumuzun ihtiyacı olan bir haberleşme uydusu söz konusu. Onu da yine bu şekilde bir small GEO çözümüyle verebilmemiz mümkün. Daha evvelden de bu görüşmeleri yapmıştık. Yine kendi Türkiye'deki operatörümüzün 2030'dan evvel, 2025'ten sonraki bazı uydularını yenilemesi gerekiyor. Onlarla da ilgili konuşmalar yapmıştık kendilerine. O fırsatlar var. Biz de yetkinliğimiz artık her iki alanda da, hem kimyasal itki sistem, hem elektrik itki sistemi, hem maliyet yetkin çözümler, hızlı, çok hızlı üretebilme kabiliyetlerini düşündüğümüzde yurt içindeki ihtiyaçları da karşılayabilecek bir noktadayız açıkçası. Bir yandan haberleşme uydularını söyledim. Fakat gözlem uydularında da zaten bu bariz bir şekilde ortada.